Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Temmuz 2020. Şile tarafına geldim. Ormana bir bakmak için. Ama tabii tahmin edersiniz havalar sıcak gidiyor. Çok mantar bulma umudum yok aslında. Ama geldiğimiz yerde yolun üzerinde bir kızılbacak Amanita rubescens gördüm. Acaba dedim içerilerde bir şey olabilir mi? Biraz bakınacağım. Bir şey bulursam da sizinle paylaşacağım. Bakalım gezimize beraber devam edelim. Neler bulacağız? İyi seyirler. Evet, gezimize başladıktan sonra hemen ormanın girişine doğru ama ağaçların sık olduğu bir yer burası. Biraz gölge diyebilirim. O yüzden de aslında bir mantar var. Fakat etrafını görüyorsunuz. Hem hayvanlar tarafından yenmiş, tırtıklanmış. Hem de tahmin ediyorum ki sıcağı da çok dayanamamıştır. Şöyle bir bakalım. Bu bir Rusula. Sırtı Gökçe diye adlandırılan Türkçe'de bir grup var. Bu gruba dahil mantarlardan biri. Kanalımda Sırtı Gökçe'yi anlattığım bir video var zaten. Onu da videoya eklerim. İzlemek isterseniz detaylarına bakabilirsiniz. Bu bir Rusula. Kırılgan bir mantar. Şöyle çevireyim sizin için. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi biraz kendinden de geçmiş diyebiliriz. Ama yine de sap sert. Şuradan bir ısırık. Şöyle bıçağımla da bir keseyim. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kurtlar zaten istila etmişler. Şöyle daha aşağıdan. Çok fazla inememişler. Temiz bir mantar diyebilirim. Şöyle bakacak olursak. Evet, bir Rusula. Sırtı Gökçe. Yenebilir mantar. Ben lezzetini seviyorum. Denemek isteyenler deneyebilir. Evet, gezimize devam ediyorum. Başka bir mantar daha bulduğumda sizinle paylaşacağım. Haydi devam. Arkadaşlar gezmeye devam ediyorum. Hiç ummadığım şeyle karşı karşıyayım. Sanırım bir Boletus reticulatus, yani yaz çöreği. Şöyle sapında Edulis'e göre parçalanmalar, yırtılmalar gibi görüntüler. Alt taraf odaklayamıyorum ama yine borcuklu yapı, üst taraf zaten çörek görüntüsü. Şöyle şimdi bir koparıp arka tarafına da bakalım. Yani yaşlı bir örnek olabilir, kurtlanmış da olabilir ama görmeyi hiç ummuyordum gerçekten. Şöyle. Evet. Gerçekten biz Boletus reticulatus. Gezmeye devam. Tabii kurak bütün ormanı vurmuş durumda. Ancak yine de birkaç tür görebilmek beni mutlu etti. Bu da bir Amanita olduğunu düşünüyorum. Sizinle incelemek için henüz koparmadım. Bir Amanita citrina olabilir diye düşünüyorum. Az sonra çevirdiğimde daha net tahminleyebileceğim. Ama üstünde kalıntılar var. Gördüğünüz gibi şurada çorap kalıntıları. Şöyle biraz oraya fokuslamaya çalışayım. Ama çok yakın olduğu için de olmadı. Evet, şu şekilde. Hatta yan taraftakiler daha net belli oluyor. Limoni renkler. Sık lameller. Çok çok ince bir yüzük. Ve belli belirsiz bir çorap. Ama tabii bayağı kurumuş durumda. Şöyle göstereyim. Odaklamaya çalışayım. Evet. Şu şekilde. Şurada çok çok ince bir yüzük varlığından bahsedebiliriz. Yani o kadar kurumuş ki çok belli olmuyor maalesef. Şöyle şu şekilde göstereyim. Üstünde de kurumasına rağmen yine işte kalıntılar mevcut. Amanita citrina. Yenmeyen bir tür. Çünkü çok ciddi şekilde farklı ortamlarda yağmur olması ya da işte kuraklık olması durumunda Amanita cinsindeki zehirli mantarlarla çok kolay karıştırılacağı için hiçbir şekilde yenmesi tavsiye edilmiyor. Kokusunda da okuduğum kaynaklarda çiğ patates kokusu aranıyor. Şimdi bir onu da test edeceğim. Bakıyorum.
Evet, gerçekten çiğ patates kokusunda ben de teyit etmiş oldum. Bir Amanita citrina, Amanita cinsine ait Amanita citrina türü. Şurada bir tane daha var, onu da şöyle alayım. Evet, bu daha güzel çıktı topraktan. Şurada ufak da olsa bir çorap görüntüsü, bir şişlik var. Şuradaki yüzük de kopmuş artık kuraklıktan. Şöyle yüzük de gitmiş. Sık lameller, üstündeki siğiller, volva kalıntıları ve çiğ patates kokusu. Gerçekten güzel bir tanımlama. Şöyle çevirerek de son görüntülerini size göstereyim. Amerika stream'de. Gezmeye devam ediyorum. Tabii sadece mantarlar yok. Mevsim sıcaklığını göstermeye devam ettikçe böğürtlenler de kararmaya başlıyorlar. Burada çok güzel böğürtlenler buldum. Birkaç tane. Şöyle burada gezerken fark ettiğim böğürtlenlerin türlerinin Latince isimlerini bilmiyorum. Ama farklı türler olduğunu fark ettiğim böğürtlenler var. Çünkü bazılarının tane büyüklükleri farklı. Üzerindeki tane adetleri farklı. Diken yapıları biraz farklı. Belki onları da uygun bir zamanda araştırıp okuyup size aktarabilirim. Şöyle çok güzel. Burası Şile'de girdiğim yoldan uzak bir yer. O yüzden de dikkat ederseniz çoğu yerde böğürtlenlerin üzerinde hep toz olur. Burada böğürtlenler daha hiç ne üfledim ne yıkadım. Görüntüleri bu şekilde. Çok lezzetli duruyorlar. Bu mevsimde belki mantar yok ormanda. Sürpriz birkaç türün dışında ama doğa vermeye devam ediyor. Cömertliğini göstermeye devam ediyor. O yüzden siz de fırsat buldukça kendinizi buralara atın. Şile taraflarında güzel patikalarda güzel anlar geçirebilirsiniz. Biraz daha var. Toplamaya devam edeceğim.